Şimdi normal şartlarda 29-30'unda Soçi'de bir toplantı yapılacak. Ama İdlib'ten, Doğu Guta'dan rejimin saldırdığına dair gelen haberler, görüntüler var. Acaba bu saldırılar bu Soçi'de yapılacak toplantı öncesinde Suriye ve Rusya'nın muhaliflerin elini zayıflatmak için yaptıkları bir girişim olabilir mi? Şimdi aslında fotoğrafın çok şeffaf olduğunu ifade etmek gerekiyor en başta. Özellikle de bir örnek vererek ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Bu yıl başında Rusların uğramış oldukları bir saldırı vardı malum. 7 tane uçakların hasar aldı. Son dönemdeki en önemli sahadaki şeylerden, saldırılardan bir tanesiydi. Hatta Ruslar belki o 7 uçağa hasar olduğunu kabul etmediler ama saldırıda 2 tane zayiatların olduğunu, 10 tane de yaralıların olduğunu ifade etmişlerdi. Şimdi bundan sonra yaklaşık bir hafta sonra filan tekrar bu sefer yine Mihemim ve Tartus'ta dahil eden bir hava akınıyla. Yani dronlardan 13 tane drone olduğunu ifade ettiler hatta kendileri. Ama savuşturduklarını söylediler. Şimdi bu saldırılardan birincisiyle ilgili olarak rejim bölgesinden geldiği ifade ve iddia edildi saldırının. Diğerinde muhaliflerden geldiği ifade ve iddia edildi. Şimdi bu İdlib'le ilgili çatışmasızlık fotoğrafı ortaya çıktığı zaman, bunlar konuşuldu ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturmaya başlandığı zaman şunu çok ifade etmeye çalıştım ben. Rejim bölgesinden, Şimdiler bölgesinden, İdlib bölgesinde bir saldırı olmamalı. İdlib bölgesinden de, yani ÖSA ve muhalifler bölgesinden de rejime ve Şii milislere, Sebiyalara karşı bir saldırı olmamalı. Yani bu çatışmasızlıkla ilgili istikrarın devamı açısından bu çok önem taşıyor. Şimdi burada açıkçası sürecin manipüle edilmiş olabileceğine dair kuvvetli ihtimaller var ve işaretler var. Yani burada birileri ortaya çıkan bu istikrarla ilgili süreçten rahatsız olup bu süreci kendi menfaatleri doğrultusunda manipüle edecek bir fotoğraf ortaya koymuş olabilirler. Ki sonuçta da zaten aslında bunu görüyoruz. Sayın Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada zararı sivil halk ve muhalifler, ılımlı muhalifler görüyor. Şimdi burada bence sorunun çözülebilmesi için öncelikle sağdaki fotoğrafın çok net olarak aydınlatılması, yani faillerin ortaya çıkartılması önem taşıyor. Bir diğer tarafıyla da özellikle Türkiye'nin, İran'ın ve Rusya'nın olası provokasyonlara ve tahriklere gelmeyecek şekilde stabilizasyonun devamlı açısından iradelerini tekrar tazelemeleri gerekiyor Hilal Hanım. Yani Peki. burada açıkçası pozisyonların bozulmasına dair bir manipülasyon tehlikesi görüyorum, gözlemliyorum ben. Bir diğer tarafıyla da eğer gerçekten birileri bu işi manip ettilerse, yani bilerek tahrik edenler varsa onların da deşifre edilmesi sürecin devamlı açısından önem taşıyor. Peki bu net dediğiniz fotoğrafta kimlerin manipüle ettiği az da olsa görülebiliyor mu? Mesela iki üsten bahsettiniz. Meymim ve Tarsus'ta 13 silahlı insansız hava aracıyla bir saldırı girişiminde bulunulduğundan daha birkaç gün önce. Bu konuya dair de Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama vardı. Sonrasında ABD casusu bir uçağın iki üs arasında uçtuğu söyleniyordu. Bu birilerinden kasıt acaba ABD kaynaklı bir manipüle etme çabası olabilir mi? Şimdi bu süreçten kim istifade ediyor sorusu bizim açımızdan önem taşıyor. Çünkü sonuçta niyet okuması yapmak zor. Ama bu işten en çok YPG PKK'nın fayda gördüğünü ifade etmek gerekiyor. YPG PKK'yı da kimin himaye ettiğini biliyoruz. Bir diğer tarafıyla da sahanın radikalleşmesi açısından, yani Sünni eksenin radikalleşmesi açısından birileri bu konuda Sünnileri çok manipüle ettiğine dair bir fotoğraf ortaya koymak, açıkçası hani isim vermeden lafın nereye varacağı da kendisi aslında belli ediyor Hilal Hanım. Yani sonuçta bir diğer tarafı da şunun altını çizerek söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'nin garantörlüğü ılımlı muhaliflerle ilgili. Yani Türkiye şu cümleyi kurdu. Dedi ki biz Heyeti Tahrir Şam bizim açımızdan da terör örgütüdür. IŞİD bizim açımızdan da terör örgütüdür. Yani aynı cümleyi diğerleri de kurdular ama Heyeti Tahrir Şam üzerinden Heyeti Tahrir Şam yapmış oldukları ifade ve iddia edilerek yani İdlib bölgesinde rejim yapmış olduğu operasyonları açıkçası çok anlamlandırmak zor. Zira rejim bundan istifadeyle özellikle Ekim ayından beri
Hama ve İdlib bölgesinde yüzden fazla köyü de bir şekilde ele geçirmiş durumda. Yani rejimin yapmış olduğu hamlelerdeki samimiyeti İran'ın ve Rusya'nın çok iyi denetliyor olması gerekiyor. Şimdi bir de Halep'te yakın geçmişte yaşananlar hala akıllardayken İdlib için de yeni Halep olacak denilebilir mi ki bir de o noktadan İdlib'ten Türkiye'ye doğru bir göç dalgası beklenebilir mi? Ciddi bir gelen Suriyeli kitlesiyle karşılaşabilir miyiz? Yani şimdi şu an sahadan gelen rakamlar farklı farklı olsa da yani 70 bin ifade ediliyor, 400 bin ifade ediliyor. Türkiye sınırına doğru bir hareketlilik var. Bu çok büyük bir insan dram demek. Yani hangi manada? Çünkü kış koşulları hüküm sürüyor şu an coğrafyada. Ve insanlar şu an hareketliler. Yani başlarını sokabilecekleri, ısınabilecekleri veya karınlarını doyurabilecekleri bir yer yok demek ki. Ve bu çok büyük dramlarla beraber kendisini gösterecek. O yüzden diplomasinin acil olarak devreye girip yani mutlaka ve mutlaka insanların yerlerinin stabil kalması sağlayacak bir istikrarın üretilmesi önem taşıyor. Şimdi öte tarafıyla yani açıkçası özellikle Sünni gruplar içerisindeki menfaat odaklarının süreci kendi menfaatleri doğrultusunda manipüle etmeleri, tahrik etmeleri, provokasyon tabi tutmaları da bölgenin çok önemli dinamiklerinden bir tanesine yazık ki yayınladım. Yani bu yani rejim daha üretiyor. Diyor ki bana saldırı var. Ruslar diyor ki bana saldırı var. Şii milisler diyor ki bana saldırı var. Diğer tarafıyla Sünni eksende diyor ki yani Sünni Araplar yani İdlib bölgesinde yaşayanlar diyorlar ki bize karşı bir saldırı var. Şimdi burada failin yani bu süreci kim bu şekilde ya ateşkesi kim ihlal ediyor? Kimler ihlal ediyor ve hangi niyet maksatlarla ihlal ediliyor? Bunun açıklığa çıkması sürecin devamlılığı ve devletlerin güveninin gelişmesi açısından açıkçası çok önem taşıyor. Dışişleri Bakanı'nın da açıklaması vardı. Türkiye'nin Suriye'ye dair planından bahsetti. Soçi görüşmelerinden sonraya dair. Şimdi Sayın Ağar, Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki Soçi görüşmelerinden sonra Türkiye fikirdaş ülkeleri toplayacak. Cenevre süreci canlandırılıp görüşmeler Birleşmiş Milletler platformuna entegre edilecek. Burada Birleşmiş Milletler platformuna entegre etmekten ne anlamamız gerekiyor ve bu çalışma çözüme ne oranda bir katkı sağlayabilir? Katkı sağlayabilir mi? Şimdi en son Cenevre görüşmelerinde Stefan de Mistura şöyle bir cümle kurdu. Altın bir fırsatı kaçırdık. Şimdi rejim de o zaman şöyle bir cümle kurdu. Rejimin görüşmelere katılan kanadı. Dedi ki bizi dedi Riyad 2 sabote etti. Yani aslında o bir şekilde de yani muhalifler üzerinde etkili olan Suudi Arabistan'a ve Suudi Arabistan'ın arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret etti. Şimdi yani Türkiye İran, Rusya aracındaki istikrara yönelik işbirliği sanırım birbirini fazlasıyla rahatsız ediyor ve bu da bir şekilde sahada ve siyasi diplomasi alanında bir şekilde bu işbirliğinin bozulması açısından ve hatta karşı eksenlere dönüşmesi açısından bazı faaliyetler var, bazı operasyonlar var, bilinen ve bilinmeyen. Ya bu noktada ben hani açıkçası Suriye'nin de toprak kültürüne ilgili bir eşsiz şey varsa, İyi niyet varsa açıkçası bunu bütün ülkelerin göstermesinin tam da zamanı olduğunu, bunun en önemli yerinin de açıkçası siyasi platform olduğunu düşünüyorum. Buradaki en önemli sorun terör örgütlerinin kuramsal olarak terör örgütü olarak kabul edilmesi. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında bu fotoğrafta ortak olması gerekirken Türkiye'ye ne yazık ki ortak olmuyor. Aslında problemi bana sorarsanız da merkez noktası. Yani sorunun kilit taşı YPG PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK terör örgütü olarak kabul edilip ama YPG, PYD, Demokratik Suriyeli Güçlerin kabul edilmemesi var. Yani burada YPG, PKK, Demokratik Suriyeli Güçler arasındaki organik bağ herkes tarafından biliniyor. Tabii bu böyle olunca açıkçası ciddi anlamda bir samimiyetsizliğe ve Sayın Erdoğan ifadesiydi. Yani dün ifade biliyorsunuz. Yani stratejik peki zaman en ufak bir müttefikliğe dair işaret yok ortada diyor. Yani Sayın Erdoğan. Yani burada açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin ben güçlüyüm dediğimi yaparım tarzında bir terör örgütünü isim değiştirip ve ambalajlayarak bir şekilde bir terör devletine ve legalleştirme süreçleriyle beraber taşımaya çalışıyor olması bana sorarsanız şu an bölgenin en büyük sorunu ve bölgede gelecek dönemde yaşanacak kırılmalarını en büyük gerekçesini oluşturur. Yani burada